Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Önceki hafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Melih Kandili. Malum biliyorsunuz bu ayda son haftası. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ay. Eğer insanlık alemi birisi için iyi ki doğdun, iyi ki doğdun denilecekse, iyi ki doğdun, doğdun diyeceklerimizin arasında en büyük Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenab-ı Allah şefaatine nail etsin inşallah. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyince bugünkü sohbetimizin başında şu hadis-i şerifi hep beraber işlemek istiyorum. Ondan sonra zamanımız kalırsa inşallah o doğumundan önce verilen haberlerden bir iki tanesini de okuruz. Buhari ve Müslim'de bu hadis naklediliyor. Hepimizin ara sıra bu hadisi tekrar etmemiz lazım. Çünkü bazen maalesef unutabiliyoruz. Sahabeler anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki bir cuma günüydü. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyordu. Dikkat buyurun. Minberin birinci basamağını adımını attı. Amin dedi. İkinci basamağını adımını attı. Yine amin dedi. Üçüncü basamağını adımını attı. Yine amin dedi. Tabii sahabe-i kiram bu halde şaşırdılar. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her zaman yapmadığı bir şey yeni yaptığı zaman sahabeler hemen sorarlardı. Ya Resulallah, siz bunu daha önce yapmazdınız. Böyle böyle yapmazdınız. Şimdi niye böyle yaptınız? Burada daha önce anlatmıştık. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin evine giderken hatta adımlar çıktı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hazreti Osman'ın evine giderken küçük adımlar atmıştı Efendimiz. Hazreti Ali'nin evine giderken büyük adımlar normal yürüyüşü ama Hazreti Ali Efendimiz'in evine giderken küçük adımlar atmıştı. Sahabeler hemen sormuşlardı. Bu sefer de sahabeler sordular. Ya Resulallah, siz daha önce böyle bir şey yapmadınız. Fakat bugün böyle bir şey yaptınız. Bunun sebebi hikmeti nedir acaba? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çünkü sahabenin görmediklerini Resulullah görüyordu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz yan yana otururlarken Efendimiz Hazreti Ayşe'ye buyurdu. Ya Ayşe, şu anda Cebrail burada odamızın içinde ve sana senalı var. Hazreti Ayşe gözyaşlarını tutamamıştı. Ne görmediklerimizi görüyorsun ya Resulallah demişti. Ne bilmediklerimizi biliyorsun ya Resulallah demişti. Sahabelerle beraber yürürken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e olan saygısından dolayı bir adım geride yürüyordu. Cebrail aleyhisselam vahiy getiriyordu Peygamber aleyhisselatü vesselam'a. Vahiy getirince haliyle Resulullah'ın yanına geliyordu. Böyle olunca bir adım Hazreti Ebu Bekir'in önüne geçiyordu. Bir gün geldi dedi ki ya Resulallah, Ebu Bekir radıyallahu anh sana olan saygısından, hürmetinden dolayı yürürken bir adım geride yürüyor. Ben de vahiy getiriyorum, Ali ve senin yanına geliyorum. Böylelikle bir adım Ebu Bekir'in önüne geçiyorum. Cebrail en büyük melek, meleklerin de en büyüğü. İmam-ı Rabbani'nin rivayetine göre meleklerin en büyük peygamberidir Hazreti Cebrail. Ya Resulallah, Ebu Bekir'e söyle, senin yanında yürüsün,
ben onun önüne geçmekten hayal ediyorum. Görelim, aynı cereyan, aynı ortamda olan cereyan ediyordu. Fakat sahabeler bunu görmüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu. Yine buna benzer bir hadisteydi. Sahabeler namazdan sonra Resulullah'ın etrafına toplandılar. Dediler ki, ya Resulullah, daha önce yapmadığınız bir şey yaptınız. Minberin birinci basamağınıza adımını attınız, amin dediniz. İkinci basamağına adımını attınız, amin dediniz. Üçüncü basamağına adımını attınız, amin dediniz. Bunun hikmeti ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben merdivenin birinci basamağına adımı attığım anda Allah Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Cebrail yeni bir haberle geliyordu. Yine ümmeti için belki de müjdeler getiriyordu. Cebrail aleyhisselam geldi, dedi ki, ya Resulallah, Ramazan-ı Şerif'i idrak edip Ramazan'ın başına yetişip, ortasına yetişip, Kadir Gecesi'ne yetişip de at olmayanın yüzü yerde sürünsün. At olmayan ne bedbahtır dedi. Böyle deyince ben amin dedim. Bunu biraz açmakta fayda var. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif'in başı, sonu, ortası ve sonuyla alakalı şöyle buyuruyor. Ramazan'ın başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu da ateşten taraftır. Demek ki Allah-u Teala Ramazan'a böyle bir şey vermiş. Ramazan'ın böyle bir özelliği var. Bir insan ki Ramazan'a yetişti, Allah'a müsteşar olsun. Eğer şu anda hepimiz yaşıyoruz, demek ki bu seneki Ramazan'ı idrak ettik. İnşallah o asla mazhar olsun. Allah-u Teala önümüzdeki Ramazan'a da ulaştırsın. O rahmetten de, mağfiretten de, ateşten, salattan da hepimizi mazhar eylesin inşallah. O sıra hepimiz ulaştırsın. Rabbim daha önce Ramazanlar idrak etmeyi hepimize müyesser eylesin. Böyle deyince diyor Cebrail aleyhisselam, ben amin dedim. Demek ki Ramazan-ı Şerif'e kim ulaşırsa o affı kazanabilir. Ramazan'ın böyle bir özelliği var. Onu kullanırsa, kullanmazsa yüzü yerde sürdürsün dediler. Ona amin dedim. Cenab-ı Allah her gün, bütün bu cami cemaatimiz, bütün akraba ise avukatımız, mümin, dünyat kardeşlerimizi yüzü yerde sürdürmemizden muhafaza etmişler. İkincisi, basamağına adımını attım. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki yine, çok önemli, anne ve babasının yaşlılık dönemlerine yetişip de affa mazhar olmayanın da yüzü yerde sürünür. Acayip bir şey. Demek ki anne ve babasının yaşlılık dönemlerine yetişen bir insan mutlaka af olur gibi bir şey. Anne ve babanın yaşlı olup insanın yanında olması veyahut onların yaşlılık dönemlerine yetişmesi insan için bir hazinedir. Ebedi hayatı kazanma hazinedir. Ebedi hayata mazhar olma hazinedir. Ondan dolayı herhalde ki Cebrail aleyhisselam böyle söyledi. Allah'tan getirdi. Anne ve babasının yaşlılık dönemlerine yetişip arka mazhar olmayan yüzü yerde sürünsün. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam ona da amin dedi. Bunu da açmakta fayda var. Nedir anne babanın yaşlılık haline yetişip de almazlar olmanın sırrı? Yine başka hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da açıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, anne babanın oğluna duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Anne babasını razı eden Allah ve Resulünü razı etmiş gibidir. Sahabe gelip Hazreti Resulullah'a soruyor. Ya Resulallah, izin ver cihada gideyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Annen babam var ya Resulallah. Git annene hizmet et.
Ya Resulallah tekrar geldim. İzin ver cihada gideyim. Git annene hizmet et. Ya Resulallah izin ver cihada gideyim. Üçüncü seferde git babana hizmet et buyuruyor. Allah yolunda gidip cihad etmek, şehit olur, cennete uçmayı, anne ve babaya hizmet etmeyi ona tercih ediyor. Demek ki bir insan anne ve babasının yaşlılık dönemlerine yetişirse, Allah ona oraya da öyle bir kazanç koymuş ki, orada cenneti kazanabilir. Anne ve babasının yaşlılık dönemlerine yetişen varsa, onlara göre o yaşlı hallerine, İnşallah o hazreyi kazanmışlardır. Cenab-ı Allah o hazreyi kazananlardan eylesin inşallah. Kolay bir şey verdiler. Çok imanlı insanın kabre girmesi zor olduğu bir dönemde anne babanın rızasını kazanarak cennete gitmek ne kadar güzel bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir müjde verir. Zaten anne babanın rızasını da kazanmak o kadar zor bir şey değil ki. Zaten anne ve baba seni çok seviyor. Zaten sana büyük şefkatleri var. Zaten seni affediyor. Yine başka bir hadiste bir oğul gelinle beraber. Gelinin yoluna kalarak annesi çok üzülmüş. Anne de kalbi kırılmış, oğluna darılmış. Oğlu ölmek üzere sekeratta. Ama bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Vefat edecek ama kelime-i şehadet getiremiyor, ölmüyor ki imanla gitsin. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a haber verdiler. Muhterem Müslümanlar, burada şu parantezi açmamda fayda var. Hazreti Resulullah o asırda bütün müminlerin, Müslümanların manevi doktoru gibiydi. Başları ne zaman sıkışsa Hazreti Peygamber'e koşuyorlar. Ne sıkıntıları olsaydı Hazreti Resulullah'a koşuyorlardı. Akşam hanımıyla tartışıyor sahabe. Araları bozulacak, kavga ediyorlar. Sahabe sabah soğuk Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında arıyor. Ya Resulallah, şöyle şöyle hanımım var, laf dinlemiyor. Biraz dili uzundur. Ah buyurun, bugünkü tabirle söylesek dırdır yapıyor. Buna karşı nasıl davranayım? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir tabi, bir hazır, bir lokman hekim gibi bütün hem sosyal meseleler, hem ahirette müteallik işler, hem dünya işlerinde Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam muktedai kül rehber-i ekmeldi, rehberdi. Hemen sahabeye bir de şöyle şöyle davran, onu kırmadan, onun bedeni yaparak, biraz gönlünü alarak, bir de şu yolu dene, akşam giderken yanında hediye götür ona. Ona bir yol haritası çiziyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. O sahabe, ya Resulallah, bir çocuğumuz da oldu. Allah razı olsun, çok mutluyuz. Evimiz cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Diyor. Böyleydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali. Yine sahabeler bu genç de vefat etmeyince, kelime-i şehadet getiremeyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a koştular. Ya Resulallah, böyle bir hal var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi, halini görünce anne ve babası var mı dedi. Ya Resulallah, yaşlı bir annesi var. Çok gittik, ısrar ettik fakat bir türlü gelmedi. Ona, onu rahatsız etmiş. Gelinin lafına kalmış, annesinin kalbini kırmış. Annesi onu helal etmiyor dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşlı acize kadının yanına gitti. Oğlumu helal edecek misin? Etmiyorum ya Resulallah, çok kırdı beni. İyi dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabelere emir verdi. Bir odun toplayın, ateş yakın. Hemen odunlar toplandı, ateş yakıldı. Getirin o hasta çocuğu, ateşe atacağız dedi. Kadın, anne şefkati durur mu? Hemen ileri atıldı. Ne yapıyorsun ya Resulallah? Senin oğlunu bahçede yakacağız. Zaten öldükten sonra sen onu helal etmezsen ateşe yanacak dedi Efendimiz. Senin rızanı almadan ölürse ateşte yanacak. Ha burada yanmış, ha orada yanmış. Ne fark eder? Senin gözünün önünde yansın. Öyle deyince diyor kadın, ellerini dizine vurdu ya Resulallah. Ne olur oğlumu yakma. Ben ona hakkımı helal ediyorum. Anne böyledir. Ne kadar kırarsanız kırın, o size hakkını helal eder. Rızalarını kazanmak bir nebze bu noktada kolaydır. İşte ondan dolayı da
anne ve babanın yaşlılık dönemlerine yetişen mutlaka cenneti kazanır manasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Allah cenneti kazananlardan eylesin inşallah. Rabbim husura mazhar olanlardan eylesin inşallah. Üçüncü basamağına adımını atıyor Efendimiz. Üçüncü basamağına adımını atınca yine amin demişti. Orada neydi ya Resulallah? Sahabeler sordular. Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki senin isminin anıldığı yerde salavat getirmeyenin de gittiği yerde sürünsün. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Salavatın binlerce çeşidi var. En meşhur, en kolay olanı herhalde bu. Evet. Ayetle de sabit. Bazı İslam alimleri اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ayetinden yola çıkarak Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin anıldığı yerde salavat getirmeyi farz demişler. Bazı zamanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isminin anıldığı yerde de salavat getirmeyenin yüzü yerde sürülsün dedi Cebrail Aleyhisselam. Allah Hazreti Peygamber'e çok salavat getirenlerden eylesin. Hele hele şu günlerde kutlu doğumunun Mevlid kandilini idrak ettiğimiz kutlu doğum haftasına girdiğimiz şu günlerde Allah çok salavatlardan bizi mahrum eylemesin inşallah. Çok salavat getirenlerden eylesin inşallah. Çok salavatla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inşallah şefaatine nail oluruz. Onun şefaatine nail olursak inşallah mahşerde de, sıratta da, ondan sonrasında da rahat edeceğiz inşallah. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan istediği en büyük şeylerden birisi buydu. Mahşer günü ümmetime şefaat edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu isteğine de Allah-u Teala geri çevirmemişti. Bir hadiste zaten buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde her insan dehşete kapılmışken peygamberler dahil, İdris, İsa, Musa, Adem dahil nefsi nefsi dedikleri bir yerde ben ümmetim, ümmetim, ümmetim diyeceğim. Mahşerin o dehşetinde. Ondan sonra buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taht getirilecek. Nasıl bir şeyse kendisi kendine at. Mahşerin o orta yerine konacak bütün insanlar onu görecek. Parlak bir taht. Bir oturma yeri. Diyecek ki herkes bu nedir? Bunun buraya getirilmesinin hikmeti ve gayesi nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde aynen şöyle buyuruyor. Ona cevap verecekler. Diyecekler ki bu şefaat kürsüsüdür. Peki buna kim oturacak? Şefaat kürsüsüne Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam oturacak. Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi ve muhabbetini içimde koysun. Ona aşık olmayı hepimize nasip etsin. Muhterem Müslümanlar, sahabeler ona aşıktı. Onu o kadar çok seviyorlardı ki o sevgilerini de mahrum, Allah Teala mahrum bırakmayacak. İnsan bir insanı sevse Allah Teala ne kadar mutlu oluyor. İki cihan güneşi levlâke levlâtine mâ halâktul eflâk sırrına mazhar. Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım. Habibim sen olmasaydın kainat, levlak, ehlak olmayacaktı dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, ona muhabbet etmek, onun yolunda gitmek, onun dediklerini yapmak hiç karşılıksız kalır mı? Elbette ki Allah-u Teala fazla fazla karşılığını verecek. Abdurrahman bin Sa'd El-Muqtad Hazretleriyle beraber bir yerdeyiz diyor. Sahabenin sevgisi. Diyor ki Abdurrahman bin Sa'd'ın ayağına kram girdi. Olur ya bazen insanlarda hepimizde olur. Ayağını kımıldatamıyordu. Öyle durdu diyor. Bir şey yapamadım. Ne yapayım dedi. El-Muqtad Hazretleri dedi ki ey Abdurrahman bin Sa'd en sevdiğin zatın ismini söyle, elini sür, bacağın düzelir. Abdurrahman bin Sa'd diyor ki, içimden gele gele, his ede ede, kalbime, damarlarıma, hücrelerime kadar sirayet edecek şekilde. Ya Muhammed dedim
Böyle dediğim anda bir o kramp gitti. Abdullah İbni Uleyd radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de oturuyor. İçine bir geliyor. Mescid-i Nebevi'nin kapısından şöyle Resulullah'a bakıyor. Bakıyor, bakıyor, geri gidiyor bahçesine çalışmaya. Aradan bir iki saat geçmiyor, tekrar geliyor. Şöyle bakıyor, bakıyor Peygamber'e, geri gidiyor bahçesine çalışıyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayret ediyor, çağırıyor onu. Ya o ne istiyor? Dikkat ettim. İçine bir geliyorsun. Mescid-i Nebevi'nin kapısından şöyle bakıyorsun. Geri gidiyorsun. Bunun hikmeti nedir? Bu da bizim için bir büyük müjdedir. Ya Resulallah diyor. Ben seni görmeden dayanamıyorum. O kadar seviyorum ki bahçemde, tarlamda, bağımda, bahçemde çalışıyorum. Fakat birden aklıma siz düşüyorsunuz. Dayanamıyorum. Kiryakilik var. Allah muhafaza etsin. Çok böyle kötü bir kiryakilik. Sigara tiryakisi aşırı olan bir insan bir yerde otursanız orada da sigara içiyorsa dayanamaz, ikide bir dışarı çıkar. Soğuk da olsa, kar da olsa, kış da olsa çıkar içeri geri gelir ya. Tiryakilik var. Resulullah'a görecek. Ya Resulullah dayanamıyorum. İkide bir aklıma düşüyorsunuz, işi gücü bırakıp geliyorum. Sizi görüyorum, rahatlıyorum, geri gidiyorum. Fakat bir derdim var. Ya Resulullah bir derdim var. O dert hepimizin derdi muhterem cemaat. Hepimizin, tek tek hepimizin derdi. Ben düşünüyorum, siz Allah'ın Resulüsünüz. Peygamberlerden büyüsünüz. Elbette ki mahşerde de, cennette de, cennet makamlarının en yüksek makamı. Cennet-ül Firdevs'in de en üstünde sizin makamınızdır. Bizim gibiler, eğer cennete gitsek bile alt takımlarda kalacağız. Alt katlarda kalacağız. İkimiz aynı yerde olması mümkün değil. Ben bunu düşünüyorum. Cennette de sizi özleyeceğim. Bakın bırakın dünyayı, ahireti de düşünüyorum. Cennette de size ihtiyaç duyacağım. Fakat sizin mertebeniz çok yüksek. Benimki aşağılarda. Benim derdim var ya Resulallah. Ahirette ben sizi nasıl göreceğim? Sahabe dert etmiş. Ondan dolayı da Efendimiz ağzından şu cümleler dökülüyor. İyi ki de dert etmiş, iyi ki de Resulullah'ın ağzından bu cümleler dökülmüş. Ne kadar güzel bir şey. El mar'u ma'amen ahabbe buyuruyor Resulullah. Hiç merak etme. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu müjdeden daha büyük bir müjde var mı? Kimi seviyorsanız onunla beraber olacaksınız. O halde dünya hayatında sevdiklerimize çok dikkat edeceğiz. Elhamdülillah. Allah'ın bize emrettiği, Resulullah'ın tebliğ ettiği bir namaz için camiye toplanan insanlarız. Elbette ki sevdiğimizden toplanıyoruz. Elbette ki sevdiğimiz için geliyoruz. Sevdiğimiz için diz üstü oturuyoruz. Sevdiğimiz için böyle bir sebebe katlanıyorsunuz. Bu sevgi de inşallah karşılıksız kalmayacaktır. Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hepinize sevdirsin inşallah. Rabbim son nefesimize kadar onun yolundan ayırmasın inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden bahsettik. 1400 yıl aradan geçmiş. Muhterem abiler. Benim babam vefat etti 2000 yılında 10 senedir. Babam için bir kere ağladım, iki kere ağladım, üç kere ağladım. Allah-u Teala'nın verdiği bir ilaç var. Zaman aşımı diyoruz ya, zamanla unutuluyor. Ne kadar severseniz bir yakınınızı da ilk günlerde artısı çok fazla da olsa zamanla unutuluyor. Fakat sorarım size, acaba Hazreti Hamza için ne kadar ağladınız? Yüzlerce defa. Hazreti Muhammed deyince gözlerimizden yaşlar akıyor. Niçin? Sevdiğimiz için elbette ki. Arada 1400 yıl var. 3 gün, 5 gün, 3-5 yıl değil, 100 yıl değil, 14 asır var. Allah bu sevgimizle ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin inşallah. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mahşerde de bize şefaatkar olsun inşallah. Bu camiye gelişimiz, bu toplanışımız da hepimizi birbirimize şahit kılsın. Çünkü yine bir başka hadiste sizler birbirinizin şahidisiniz. Musallada cenaze var. Hepimiz bize soruluyor.
Nasıl bilirdiniz? Hüsnü zan ediyoruz. İyi bilirdik. İnşallah 40 kişinin şehadeti diyor. Onun hakkında güzel bir netice verecek. Hepimiz de birbirimizin şahidiyiz. Bize sorsalar nasıl bilirdik birbirimizi? Dikkat edin. Biz birbirimizin kötü huylarını, günahlarını bilmiyoruz ki. Onu söylemiyoruz da birbirimize. Söylememek de lazım. İfşa etmemek lazım. Nasıl bilirdik? Amcayı nasıl bilirdiniz? Ya Rabbi, ben onu camide görüyordum. Camide namaz kılarken görüyordum. Namaz vakitlerine dikkat edin. Ezan okusa da bir camiye gideyim diye biliyordum. Ben onu böyle biliyordum. Onun başka halleri beni ilgilendirmez ki. Birbirimizin böyle şahitleriyiz işte. Bu şahitlerle beraber hep beraber bir kelime-i şahit getirelim. Bunu da melekler kaydedecek. Her harf ve hareketi kaydettikleri gibi onu da kaydedecekler. Allah'tan duamız şudur. Azrail aleyhisselam musallada bir cenazemiz olduğu gibi bir gün bizi de o musalla taşına koyacaklar. Bir gün Azrail aleyhisselam bizim kapımızı da çalacak. Nasıl ki Hazreti Resulullah'ın kapısını çalmıştı. Kapıyı vuruyor. En büyük melek Azrail aleyhisselam. En büyük meleklerden birisi. Dört büyük melekten birisi. Ya Resulallah izin var mı? Günü geldi. Ruhu almaya geldi. İzin var mı diye Peygamberimizden izin istiyor. Bizden izin istemeden bir gün kapımıza dayanacak. O gün Azrail aleyhisselam geldiği zaman ruhumuzu imanla almayı, kelime-i şehadet getirerek almayı Allah hepimize nasip etsin. Buyurun hep beraber aşkla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allah Hafız ismin tecellisiyle bu kelime-i şehadetimizi kaydetsin inşallah. Son nefeste bize iade etsin. Biz de son nefeste bu kelime-i şehadeti getirerek kabre imanla girmeyi Allah-u Teala hepimize nasip etsin inşallah. Sevgisinden bahsettik. Ezan okudu ama bir iki şey söylemek aklımda ayarladım. Bunları da söylemek lazım. Enes bin Malik radıyallahu anh. Çok bildiğiniz, tanıdığınız sahabeden birisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Ebu Eyyub Ensari Hazretleri İstanbul'da asıl ismi Halid bin Zeyd'dir. Onun evinde kaldı 7 ay. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada oturmaya başlayınca sahabeler Resulullah'ın huzuruna çıkıp herkes Resulullah bir şeyler takdim ediyordu. Mekke'den geldiği için yere serecek kilim yoktu. Birisi kilim götürüyordu, kilim takdim ediyordu, onu seriyorlardı. Birisi bir kap götürüyordu, birisi bir su kabı götürüyordu. Enes bin Malik'in annesi anlatıyor. Ben de Resulullah'ı ziyaret etmek istiyordum ama benim Resulullah'a takdim edecek hiçbir şeyim yoktu. Enes'im vardı. 10 yaşındaydı Enes bin Malik. 10 yaşında. Ben de Enes'i güzel elbiselerle süsledim. Güzel kokular sürdüm. Dedim ben de bunu Resulullah'a hediye edeceğim. Resulullah'ın işlerini görsün. Bir yere birisi çağrılacaksa kesin çağırsın. Resulullah'ın hizmetine girsin. Elini de götürdüm. Ne güzel hediye. Hediye veren ne güzel. Hediye ettiği kişi ne güzel. Resulullah'a Enes bin Malik'i hediye ediyor. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında 10 sene kalıyor. 10 yıllık Medine döneminde devamlı Peygamber Efendimiz'in yanında. Bilal-i Habeş gibi. Dışarıdan gelen insanlar biz Enes'i Resulullah'ın evladı zannediyorduk diyorlar. O kadar yanındaydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik için dua ediyor. Ya Rabbi Enes'in malını bereketli kıl. Dikkat edin. Ya Rabbi Enes'in evladını bereketli kıl. Ya Rabbi Enes'in ömrünü bereketli kıl. En son dua. Ya Rabbi Enes'in affa mazhar olmasın için dua ediyor. Ya Rabbi Enes affa mazhar olsun. Enes bin Malik bir rivayete göre 120 yaşında vefat ediyor. Yani ömrü bereketli olmuş. Dikkat edin. 120. Kendisi anlatıyor. Çocuklarım ve torunlarımla beraber 100 tane kabre koymuşum. Çocuk, malı, çocukları da. Malımı da görüyorsunuz çoktur. Bir dua kaldı. Acaba affa mazhar oldu mu?
Bir gün evde dua ederken, ya Rabbi üç, dört tane dua etmiş, üçünü gördüm, kabul olmuş acaba sonuncu ne oldu diye. Affa mazhar oldu mu diyor, Allah'a öyle bir dua ediyor ki diyor, duvarlardan ses geldi. Allah seni affet. Enes bin Malik aradan yıllar geçmiş. 10 sene devamlı peygamberle beraber. Bir gün sahabeler etrafını sarmışlardı. Dediler ki ya Enes, sen bu kadar Resulullah'la beraberdin. Bu ayrılığa nasıl katlanıyorsun? Resulullah vefat ettikten sonra nasıl dayanıyorsun? Bunu bize bir anlatır mısın? Dedi ki Enes bin Malik, siz zannediyor musunuz ki ben Resulullah'tan ayrıldım? Vallahi her gece başımı yatağa koyduğum zaman sabaha kadar Resulullah'la beraberim. Rüyamda her gece Resulullah'ı görüyorum. Allah bizim de rüyalarda onu görmemizi nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin inşallah. Allah rızası için El-Fatiha'nın salavatı.